Validem öyle şeyler söyledi ki. Benim kalbimin meğer hiçbir değeri yokmuş. Ben ailemi utandırmışım. Lütfen kendine haksızlık etme. Sana çok değer verdikleri için bu kadar kızgınlar. Geçecek. Zamanı güven. Zaman en iyi ilaç. Bak bana. Bu gece yine hünkârımın huzuruna davet edildim. Mucize değil mi bu? Mucize değil. Validemin ısrarı. Hepimizin hayatını aslında o hükmediyor. Seni kırmak için söylemedim. Canım yanıyor. Ondan. Hazırlanmam lazım iznin olursa. Halacığım biz babama gidiyoruz. Sen de gel. Afiyet olsun. Sağ olun. Buyurun beraber yiyelim. Olur. Ben de sizle yemeği özledim. Hürrem Sultan. Buyur. Hatunlarla yemek yiyeceğim. Sümbül Ağa'ya sordum. Bu gece ne olacak diye. Söylemedi. Sen söyle. O kadın Haz oraya gidecek mi? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ya da hepiniz yalancısınız. Nigar Kalfa. Biz sultanımla hamama gidiyoruz. Hazır mı her bir şey? Hazır. Birazdan gelirim. Perşembe ya, hazırlık yapıyor. Hünkârımızla buluşacak. Belli. Hürrem Sultan, hani bir daha olmaz diyordun? Hünkârımızın asıl ismi Ayşedevran Sultan'mış. Ayşe sus. Karışma. Senin dilini koparırım Ayşe. Kim Haseki Sultan'mış göstereceğim herkese. Bana ne göstereceğim? Mahidevran Sultan'a söylesene bu lafları. Lafını bil Ayşe. Dikkat et. Hürrem Sultan. Ne yaparsın? Beni de mi zehirli kürklere sararsın? Bir sultanla konuşuyorsun unutma. Lafına dikkat et. Yoksa... Yoksa ne? Öldürürüm seni. Seni öldürürüm, köpeklerin önüne atarım. Ayşe seni öldür, öldür. Dilin kopsun Ayşe. Bakın beni. Arsız şey. Onu öldürmek istiyorum. Öyle boğazını sıkıp boynunu böyle ikiye ayırmak istiyorum. Deme öyle. Yapma. Beni koruma sen. Benim düşmanlarımı koru. Çık dışarı. Yalnız kalmak istiyorum. Hepiniz gidin. Ben bakarım çocuklarıma. Defolun. Thank you.
Aslan parçam gelmiş oğlum. Artık kocaman oldun. Böyle kucakta oturmak yok. Bak. Oradaki koltukta oturacaksın. Gel bakalım. İşte benim şehzadem. Hünkârıyla karşılıklı çalışacak artık. Bak burada kalemin. Okkan. Kağıtların da var. Yaz, çiz bakalım. Anne sen git. Ben hünkârımla çalışacağım. Lütfen izin verin şehzadem. Sizi rahatsız etmeden şöyle bir kenarda durayım. Kalabilirsin. Bizim çok çalışmamız lazım. İbrahim ne zaman gelecek? Özledim. Gelecek. Yakında.
bize hiç olmazsa bu kadarını izin ver. Size temas etmek. Harun bırakmayın lütfen. Hasret kaldı. Sadıka. Sen ne yapıyor burada? Sana sormadım. Sen ne yapıyorsun burada? Uykum kaçtı. Hava almaya çıktım. Yalan söyleme. Paltacı Boncuk'a bir şey verdin gizli. Gördüm. Yürü Sungülay'a anlat yalanları. Yürü dedim. Yoksa bağır ortalığı ayağa kaldırırım. Tamam. Ses etme. Geliyorum. Senin ne kadar sadık olduğunu göreceğiz Sadık Hatun. Ayşe Hatun. Mektebe yalnız gitmek istiyorum. Gülşah gelmesin. Neden oldu? Babam ne dedi ya. Ben kocaman adam olmuşum artık. Sultanım. Gülşah git. Ben mektebe yalnız gideceğim. Olur paşam, öyle yaparız. Sultanım. Size bir şey söyleyeceğim. Ayşe Hatun ölmüş. Boğazını kesmişler. Ne? Ne olmuş? Cezan bitti. Ayşe Hatun bak. Ceza geliyor yine. Anma onun adını. Ölmüş. Ölüsünü buldular. Boğazını kesmişler. Atmışlar. Kim? Kim yapmış? Kim? Belli değil kim. Yazık. Çok yazık baba.
Al çıtım şimdi. Valide Sultanım. Hünkârımızın cariyelerinden Ayşe Hatun'u katletmişler dün gece. Sümbül Ağa, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne demek katledilmiş? Boğazını kesmişler. Sabahleyin taşlıkta bulduk. Bütün kanı taşa akmış zavallının. Kim yapmış? Katil kim Sümbül Ağa? Benim evimde bir katil yaşayamaz. Bulup getirin bana. Anlat, keserim o boğazını. Ben bir şey bilmiyorum. Nasıl bilmiyor? Aynı odada kalıyorsunuz. Her gün kedi köpek gibi didişiyorsunuz. Bir de bilmiyorum diye yalan söylüyorsun. Atarım seni Valide Sultan'ın önüne. Katil budur derim. Dün gece adada Gülle adı vardı. Ha. Ben yattım, uyudum. Sabah baktım, yatağı boş. Erken indi dedim aşağı. Göreceğiz bakalım doğru mu söylüyorsun. Kim bunu yapan? Duyan, gören bir Allah'ın kulu yok mu? Allah korkusu yok mu sizde? Vicdan yok mu? Konuşsanıza. Kim yaptı bilmem ama Ayşe Hatun'un can düşmanı belli. Kimmiş o can düşmanı? Dilinizi mi yuttunuz? Daya Hatun ne diyor? Hürrem Hatun. Siz de dün gördünüz Nigar Kalfa. Burada hepimizin önünde demediğini bırakmadı. Ne dedi Hürrem Hatun? Seni öldüreceğim. Köpekleri atacağım dedi. Doğru mu? Hepiniz duydu mu? Sinirle söylenmiş laflar onlar efendim. Şehzade anası nasıl böyle iki laf etti diye töhmet altında bırakırız. Ama duyduk biz. O yaptı bence. Ayşe Hatun'un odasında kalan Sadıkay'la da konuşalım, ne biliyor? Ben konuştum Daya Hatun'un. Hiçbir şeyden haberi yok garibimin. Sümbül Ağa. Gülnihal Hatun. Duydun mu olanları? Duydum. Çok üzüldüm. Daha dün gece şurada oturup dertleştik. Sen ne zaman döndün Hürrem Hatun'un yanına? Dönmedik. Kovdu bizi. Çok kızdı dün gece. Biz aşağıda kızların yanında kıvrılıp uyuduk. Ha. Niye kızdı ki? Ayşe ile kavga etti ya. Ben de yapma etme dedim. Kızdı, kovdu. Yalnız kalacağım dedi. Kimse kalmadı mı yanında? Yok. Yalnızdı. Sümbül Ağa.
Ben çok korkuyorum. Sen korkma. Ben seni her kötülükten korurum. Var mı bir şey? Buldun mu Sümbüla? Ayşe Hatun'un öldürülmesi çok ürküttü hepimizi. Mustafa'm duymadı inşallah. Aman hiç yapar mıyız? Aksine yanında bahsi bile geçmiyor. Validem kim yapmış olabilir? Bulunacak elbet o katil. Benim yuvamda bir iblis barınamaz. Çabuk söyle daha, ne öğrendiniz? Haremde konuşmadık, kimse bırakmadım. Cariyeler dün çıkan bir tartışmayı söylediler. Hürrem Hatun herkesin içinde Ayşe ile münakaşa edip tehditler savurmuş. Seni öldüreceğim demiş. Sümbül Arnigar Kalfa da şahit olmuşlar. Ben de dün geçerken birazına şahit oldum münakaşanın. Sultanım, en yakını Günnihal'e bile neler yaptığını gördük. Ayşe Hatun'a da yapmış olabilir. Günnihal ne diyor? Korkusundan konuşmadı mı yoksa? Hürrem Hatun onu ve hizmetindeki cariyesini yanından kovmuş. Gidin, yalnız kalmak istiyorum demiş. Ben ne selamını, ne sahte hürmetini istemiyorum senin. Bu yaptığından sonra bütün inancımı kaybettim sana karşı. Valide Sultanım, neden kızdınız bana? Ne kusur işledim? Daha ne yapacaktın? Ayşe'yi öldüreceğim diye haremi inletmişsin. Ben çok öfkelendim, ondan dedim. Bu nasıl bir öfke ki Ayşe sabahına ölü bulunuyor. Sen öldürdün onu. Hayır. Ben yapmadım. Yemin ediyorum ben yapmadım. Sana inanmıyorum. Masumiyetini ispat edene kadar torunlarım seninle kalamazlar. Bir şaibeliğe emanet etmem. Daye, alın çocukları gidelim. Hayır. Kapısını kilitleyin, önüne de nöbetçi dikin. Almayın çocuklarımı. Mehmet. Mihrima. Mehmet. Gitmeyin. Yapmayın, gitmeyin. Götürmeyin. Mehmet! Mihrima! Ben masum! Yapmayın. Hatice ile ilgili konuşmak istemiyorum validem. Hatice mevzunu ben kapattım aslanım. Hürrem Hatun'la alakalı konuşmamızın vakti geldi. Ne olmuş Hürrem'e? Haremde bu sabah bir ceset bulunmuş. Gözdelerinden Ayşe Hatun. Boğazı kesilmiş halde. Hürrem'in alakası ne? Alakası şudur ki aslanım, katil Hürrem Hatun. Bütün emareler onu gösteriyor. Neredesin Süleyman? Gel kurtar beni.
geldin Süleyman. Beni kurtarmaya geldin. Sen benim çocuklarımın anasısın. Neşem, sevincim, gözümün nuru saydım seni. Hasretini çektim. Sen ne yaptın Hürrem? Katil mi oldun? Ben seninle aynı yastığa nasıl baş koyarım? Ben katil değilim. Yalan, iftira attılar bana. Ben can almadım. Ben kimseye kıyamadım, kıyamam. Günah. Bana inan Süleyman. Hünkârım. Ben burada hapis bekledim seni. Hünkârım gelip kurtaracak beni diye dua ettim, bekledim. Gözlerin öldürdü beni. İşte şimdi öldüm. Benim aşık olduğum Süleyman bana bakıyor ve inanmıyor. Yalvarıyorum, yemin ediyorum, inanmıyor. Hayır, Hatice'yi görmeyi düşünmüyorum. Aklıma geldikçe o mevzu hafakanlar basıyor. Gidip çocuklara bakalım. Aslanım. Hürrem'i artık sarayımda görmek istemiyorum validem. Münasip bir şekilde eski saraya gönderdim. İçin rahat olsun aslanım. Ben lazım geleni yaparım. Sultanım, eski saraydan havadis geldi. Hürrem Hatun'un dairesi buyurduğunuz esfafta tahsis edilmiş. Her şeyiyle hazırmış. Tamam. Hürrem'i çağırın gelsin. Gülnihar. Gel benimle. Mehmet ve Mihrimah'ı görmeye gidelim. Gitmeyelim Hürrem. Göstermezler bize. Peki. Sen gelme. Ben giderim. We'll be right back.